Herkese selamlar dostlar. 27 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 adet mücadelem var ve ideal ve yüksek oranlar ile birlikte sizlerleyiz. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar. Bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmamız ekrana gelsin. Juventus Roma maçının skorunu açıklıyorum. skorunu soruyorum sizlere. Bilen iki arkadaşımızı hafta sonu olduğu için katı telegram gruplarına dahil olabilir. Skor yarışmamızı geçtikten sonra isterseniz sizler de yorumlarınızı bekliyorum. Bilen iki arkadaşımızı alacağız. Kazananları göstereyim arkadaşlar. Bir önceki Fenerbahçe mücadelesiyle Trabzon maçının kazananları ekranda. Bu arkadaşlar Instagram üzerinden bana mesaj atabilirler. Geçtim mücadeleyi. Dilerseniz direkt başlamak istiyorum. Fakat sizlerden ricam hafta sonu olması sebebiyle videoya atacağınız like'lardır. Artı 300-350 seviyesinde like atarsanız çok sevinirim. İlk mücadele ile başlayalım. Southampton'la United mücadelesi. Şimdi mücadele geneline baktığımız zaman da şöyle söyleyebiliriz. United tarafında bir devrim var yani ayaklanma vardı. O ayaklanma şimdi Liverpool galibiyetiyle biraz daha duruldu. Bu ayaklanma nasıl oldu ve bir devrim muhabbetinden şöyle gireyim sizlere. Maguire mesela son maçta yedekti. Onun yerine Varane oynadı. Martinez vardı yanında aynı şekilde. Ronaldo dakika 86'da oyuna girdi. Şimdi Southampton tarafından dönelim şöyle. Adams'ı öncelikle hücum hattında beslerse bu takım gol bulabilir öncelikle. Onu belirteyim. Onun tarafına baktığımız zaman da kanatlarda da Aribo'da ilk 11'e. Sağ kanatta geçen hafta ilk 11'de e başladı. Onda da galip gelmesini bildiler. İlk 11'e döndü Aribo. Daha doğrusu ilk 11'de yerini aldı diyelim. Çok fazla evinde şöyle maç nasıl? Senaryo nasıl geçecek? Ondan bahsedelim. Şöyle evinde United'a e karşı boyun eğmez Southampton takımı. Oyun dengeli bir oyun bekliyorum. Gitgelli bir oyun bekliyorum. Hem Southampton pozisyon bulacaktır hem de United takımı bence pozisyon bulacaktır diye düşünüyorum. Oyun olarak bir o kalede bir, ko bir o bu kalede pozisyonlar olacaktır. Hasan Ülule baktığımız zaman da bu sezon zaten Southampton tarafında biraz daha hücum oynatan bir takım takım olduğunu görmek mümkün. Ve hücumu da iyi yapabilen bir takım. Southampton takımı kendi evinde dediğim gibi United'e karşı boğun Ben burada Southampton'ın golünü atmasını bekliyorum. Geçen söylemiştim United eşiğe de atabilirse KG'miz gelir diye demiştim. 4-0 mağlup oldu. Bu sefer 4-0'lık bir maç beklemiyorum. United tarafından da gol bekliyorum. Hatta beklenti 2-1'lik United galibiyeti doğrultusunda. 2-1 bandında bir skor var kafamda da. Ya git geldi her iki takımda alabilir fakat United'e biraz daha yakınım. İdealden KG var alıp geçelim biz. İkinci mücadelem Leipzig mücadelesi. Leipzig ile Wolfsburg mücadelesi. Öncelikle Leipzig tarafına baktığımız zaman da 1.32'lik bir oran açmışlar. Leipzig takımı güçlendirmesine rağmen özellikle Werner gibi önemli bir transfer yaptı. Tekrardan takıma katıldı. Fakat galibiyeti bir türlü uzanamadı. Fakat oynadığı maçlara baktığımız zaman da yani bu Werner'in cenabetliği devam ediyor diyebilirim. Mesela en son kalecinin üstünden aşırttı. Çaprazdan direkten döndü. Dönüşünde Enkunku tamamlayamadı falan. Garip bir cenabet bu adam. Geçtim Leipzig tarafına. Naim de takıma katıldı. Geçen hafta ilk 11'de başladı. Geçen hafta da iyi bir oyun sergilemesine rağmen dediğim gibi Leipzig galibiyet uzanamadı hatta 2-1 gibi skorla Union Berlin'e mağlup oldu. Werner'in biraz daha takıma sanırım uyum sağlaması lazım. Hücum yönünden biraz daha organize ataklar geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. Union, ma Union maçında dediğim gibi çizgiden çıkanlar direkten dönen toplar derken çok fazla pozisyon kaçtı fakat defansa olarak da şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Ee, yani Leipzig'de çok fazla hücumu düşündüğü için özellikle kendi evindeki oynadığı maçlara baktığımız zaman da hücumu fazla düşündüğü zaman geride boşluk bırakıyor. Geride boşluk bıraktığı zaman da iki tane adam kalıyor orada. Kontra atakla kalesinde gol yiyebilen bir takım Leipzig takımı. Ben burada şöyle gittim. Ben Leipzig'e güveniyorum bu maçta. Wolfsburg henüz daha galibiyet uzanamadı. İki gollü en az iki gollü bir Leipzig galibiyeti bekliyorum. 1 ve 1.5 1.38 gibi oranı var. Bunu geçtim. Ev sahibinde Sobozlay da yok. Ve bir riske de girelim diyorum. Leipzig tarafından 2 gol bekliyorum ben zaten. Ben 3. golüne riskine giriyorum burada. Ev sahibi 2.5 üstün oranı 2.25 gibi orandan da bir yüksek oran önerisi olarak sizlere önerebilirim. Geçtim. Mainz Level Kuzen mücadelesi. Level Kuzen kabus gibi başladı. 3 maçta 3 mağlubiyet alaraktan devam etti. Şimdi şöyle bir önemli açıklama var. Level Kuzen'in kulüp CEO'su şöyle bir açıklamanda bulundu. Fernando Carmo mu? Carmo mu? Öyle bir isimdi. Ee, şöyle açıklama yaptı. Teknik direktörün arkasındayız. Güveniyoruz. Mıtla illaki düzelecektir bu takım diyerekten de. Teknik direktörü destekleyen bir açıklama yaptı. 3 maçta 3 mağlubiyet kim olsa takımın zaten morali bozulur. Teknik direktörün morali bozulur. Şimdi bu tür maçlarda çıkış maçları olabilir. Fakat Mainz gibi bir takım mı oynuyor? Ve Level Kuzen takımı hücumu deplasmanda iyi bir yapan bir takım. Özellikle Mainz burada biraz daha etkili oynarsa ya şöyle söyleyeyim. Leverkusen'in Kuzen'in kalesini ablukaya almaya çalışırsa Leverkusen Kuzen pozisyonları zaten girecektir. Ki zaten daha önceki maçlarda girmedi mi? Girdi. Fakat bir türlü kaleyi... Plelerleri havalandıramadı. Kaleyi bulmadı doğru düzgün. Gol girmedi daha doğrusu. Mainz takımı da bu, maçta gol bulabilir. Ben burada etliye sütliye karışmıyorum. Atsınlar yesinler diyorum. 2.5 üstü güzel bir maç bekliyorum. KG var'a da gitmedim. Çünkü bir tarafın 3-0'da kalma şansı da var arkadaşlar. Level Kuzen bir patlar 3-0 deplasmanda kazanır. Onu veriyorum. O yüzden KG var'a gitmedim. 2.5 üst tercihini aldım. Hatta dedim ya 1-0-3-0'da kalır diye bekliyorum. Fakat beklenti öyle değil. Daha doğrusu benim beklentim öyle değil. 2-2'lik bir maç olabilir. O yüzden 2-2'lik bir golü beraberlikle beklediğimden dolayı bir maç sonu 0'da 3-24'ten öneririm diyerekten çok ekstra. Biraz sürpriz bu maç ona göre. Ama 2.5 üstü idealdir. Dördüncü maçın Brighton mücadelesi. Bunun notunu nereye almışım? Anında buldum. Şimdi Brighton mücadelesiyle başlayalım. Brighton takımı gerçekten kitap gibi takım ve Geçen maçını izlediyseniz West Ham mücadelesinde ben orada yüksek oran ile 2-0-6'dan maç 1 olarak önermiştim. Deplasman 2-0 kazandı fakat 2-3 golle alternatif tercih yapmıştım. Oradan alanlar da vardı zaten yorum olarak da yazmış 2-3 arkadaşımız. Oyun disiplininden 90, dakika, 90 dakika boyunca kopmayan bir Brighton takımı vardı. Gerçekten bu sezon inanılmaz işler yapacak gibi gözüküyor Brighton takımı. <laughs> Pardon. Özellikle Trossard arkadaşlar. Özellikle Trossard tam bir futbolcu. Yani fiziğiyle olsun, oyun tarzı olsun takıma çok fazla etki. Ve Welbeck'ten de bahsetmek gerekir. Geçen hafta sırtı dönük çok güzel işler yaptı. Sırtı dönük topu ayağına aldı, yanları açtı, kendi döndü vurdu derken Welbeck ekstra bir performans sergiledi. Top gelince ayağına her top geldiğinde bir tehlikeli olduğunu da söyleyebilirim Welbeck takımını. Leicester United'a baktığımız zaman da zaten anlatmıştım. Yeni yaptığı transferleri ilk 11'e entegre eden şu an en iyi premierlik Lig takımı bu. Yaptığı 4 tane mi 5 tane mi transferi doğrudan ilk 11'e entegre etti. Ve takım gerçekten uyumlu oldu. Yaşa Mars'a baktığımız zaman da Les United teknik direktörü bu sezon bir iddialı olduğunda söylemek gerekir. Les United de iyi başladı. Chelsea maçını 3-0 gibi kazandı. O maçın biraz da anlamlı hale gelmesi için bu maçta da bir şeyler yapması lazım. 2-2 skor bekliyorum arkadaşlar. 2-2 beklediğim için KG1'in oranı 1.58. Çok güzel oranı var. 1.58'den 258, KG var. İdaiden alabilirsiniz. Maç sonu 0. 3.27 gibi oran. Zaten yüksek. Ve 2-2 skorunda oranı burada 15-70. Şöyle gösterelim. 15-70'de bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Liverpool'la Bournemouth mücadelesi. Notlarıma bakıyorum. Aldım. Liverpool arkadaşlar revire döndü aynı şekilde. Nasıl revire döndü? Takımda bir sürü sakat var. Kulübü hatta sordular son maçta. Ya bu takımın hali ne olacak dedi ya. Sürekli sakat sakat sakat. Onlar da bir transfer şöyle konuştu. Orta sahaya belki bir transfer daha. Transfere ihtiyacımız yok ama orta sahaya belki bir transfer daha olsa elimizi biraz daha güçlendirebiliriz diyerekten konuştu. Son maçta United'a yenildi. United'ın bir şeyler yapması lazımdı zaten o mücadelede. Yaptı da yenildi. Salah attı bir tane de Salah ve formu düşük. Yani Mane'nin önemi ne kadar yüksek Liverpool taraftarı anlamıştır mutlaka. Bournemouth'a baktığım zaman da Arsenal mücadelesi oynadı onlar da ligde. Yani Ante 10 dakikada iki tane attı. Ondan sonra ikinci yarıda bir tane Saliba çok güzel bir Açıtma gibi vuruş yaptı sol ayağıyla. Döne döne 90'a gitti top mücadele kalecinin de üstünden. Yani Bormut hiçbir şey gösteremedi. Hiçbir şey gösteremedi. Ben burada şöyle bir tercih yapacağım. Sizde gözükmüyor. Liverpool tarafı şu aşağı tarafta ev sahibi her iki yarıyı kazanır alırsanız 1.63 gibi oranı var. Ben Liverpool'un bu maçta artık galibiyet uzanması Bournemouth gibi zayıf bir rakiple oynadıkları için Bournemouth'un da Liverpool'un kalesine zor gideceği için Liverpool'un her iki yarıyı kazanmasını bekliyorum. Aldık mı aldık. Ve bir de şöyle bir tercihim olacak arkadaşlar. Şimdi burada ne dedim ben? Bournemouth'un Liverpool kalesine gitmesi gerçekten zor. Liverpool takımı korner kullanan bir takım. Fakat tek başına burada Bournemouth tarafına ben korner yazmadım. 1-2 yazayım hatta şöyle. Liverpool'un tek başına 10 tane korner kullanır mı? bilmiyorum. Erken goller gelirse zaten Arsenal maçı gibi top çevirebilir Liverpool takımı da. Burada 11.5 alt e de alternatif ideal tercihim olarak sizlere öneriyim. Bağıraraktan anlatıyorum arabanın içinde. Real Sociedad'la Elche mücadelesi. Devam edelim. Real Sociedad'ı Barcelona mücadelesini izledim. Marsilya mücadelesini izledikten sonra gittim Kadiz mücadelesini izledim. Geçmişe dönük özetini, geniş özetini izledim. Takım gerçekten güzel. Bu maçta yüksek orana gideceğim ve tekli olarak önereceğim sizlere. Real Sociedad takımı hücumda ciddi anlamda inanılmaz uyum sağladı ve iyi bir şekilde hücum ettiklerini söylemek lazım. Isak da son maçta gol attı. Bitiriciliği güzeldi. Normalde Isak ne diyebiliriz? İsveç'te ve Real Sociedad takımında bitiriciliği en kötü forvetlerden bir tanesi. Fakat hızlı bir oyuncu, bileklerine de hakim oyuncu. Bitiriciliği kötü. Real Sociedad takımı elçiye ben diyorum ki İki tane atamaz mı? Tek tercih yüksek orana gidelim. Deplasman 1.5 üstün 2.06 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu, bu şekilde. Sistemle atabilir 2.06'dan. Bence değerlendirmeye değer bir oran olduğunu düşünüyorum. Bir gol zaten bekliyorum. Burada ikinci golün riskine girdim. Real Sociedad tarafında. Onun da oranı 2.06. Geçtim diğer mücadeleme. Juventus Roma mücadelesi. Şimdi Roma bir sürü transferler yaptı. Şimdi asıl ben sizlere ne dedim? Tottenham mücadelesinde, Chelsea Tottenham mücadelesinde Tottenham bu transferleri yaptı. Fakat büyük takım olduğunu göstereceksen bu tip deplasmanlarda göstereceksin kendini. Ben burada Roma'ya diyorum ki sen bu transferleri yaptıysan ahanla bu maçta gösteremeyeceksen ligin şampiyonluğu unut. İlk üçe belki girersin belki giremezsin. İşte Roma'nın bu yüzden bir golünü bekliyorum. Kendini göstermek isteyen ve iyi oynayan bir Roma takımı var. 2 haftada 1-0'lık galipler geliyor ve 2 maçını da 90 dakika izledim çok fazla pozisyon kaçırıyor. Zaniolo sakatlandı. Hatta herkes açık Telegram grubuna da mesaj attım ben canlı olaraktan. Yani bir oyuncunun sakatlanmasına bu kadar sevinilir mi? Sevindim ya şu Zaniolo o kadar pozisyon yedi ki. İlk maçta yedi, ikinci maçta zaten pozisyonu yerken sakatlandı. O yüzden burada Zaniolo'nun sakatlanmasına sevindim Roma tarafından. Zaniolo eksik. Geçtim Roma tarafından bir gol bekliyorum ben. Juventus takımına baktık. Son maçta Sampdoria ile oynadı. Sampdoria ile oynarken ne oldu? Bu takım hiçbir şekilde etkin olamadı. Sampdoria daha etkili oynadı. Sampdoria'nın girdiği pozisyonlar daha netti. Juventus da burada kendi sahasında taraftar önünde bir gol atsın artık diyerekten 1.58'den KG varını alalım. E maç sonu 0'ı sizlere yüksek orandan öneriyim. 2.85'de onun oranı var. Geçtim diğer mücadeleme. Bayern Münih Gladbach mücadelesi. Bayern Münih makine gibi işlemeye devam ediyor. 7-0 mı yendi? Kaç 0 yendi? İnanılmaz da goller attı. Şimdi biz burada Gladbach tarafından bakacağız biraz. Mesela Bayern Münih 7-0 yendi. Fakat kalesinde kaç tane gol pozisyonu verdi? 2 tane net gol pozisyonu verdi. 2-3 üç, üç tane de böyle gol atabilecek pozisyonlar verdi Bayern Münih takımı. Notlarımı arıyorum. Buldum. Bayern zaten dediğim gibi 7-0 yenerken bile kalesinde pozisyon verebilen bir takım. Gollere gideceğiz bu maçta. Fazla fazla gol alacağız. Defans çizgisi bu takımı çok önde Bayern Münih. 7 kişi hücum yaparsan arkada 3 kişi nasıl defans yapsın? Arkadaki boşluklarda burada Gladbach hücum silahları iyi değerlendirebilir. Ve Gladbach'a baktığımız zaman da bu sezon gerçekten iyi başlayan bir Gladbach var. Ve gerçekten hücumda etkin olan bir Gladbach takımı var. Bayern Münih'e karşı oynayacak uzun toplar. Yan toplarla birlikte çıkmaya çalışan bir Gladbach takımı oynayacak ve kontrol oynayacak. Ve yeri geldiği zaman belki Bayern Münih'e karşı da yani karşılık verebilecek bir takım bu mücadele. Gollere gidelim dedim. İlk yarıdan iki tane gol aldım buradan idealden. 1.50 onun oranı var. İdeal olarak değerlendirebiliriz. Yüksek orana gittiğim zaman da 4.5 üstüne gittim. Onun da oranı 1.89. Yüksek oranı olabilir. Beklentimi de söyleyeyim. 4 de skor beklentim var. Onun oranı neymiş? Şöyle birlikte bakalım. 24.80'de bunun oranı var. Altın sisteme 5-10 lira. Keyfinize bakın. 24.85. Geçtim diğer mücadeleme. Adana Demir Ümraniye mücadelesi. Adana Demir'e baktığımız zaman da evinde son mücadelede şöyle notlarımı da bir alırsam arabanın içinde karışık not çıkardık devam ediyoruz. Adana Demir'in son maçında Sivas mücadelesinde tam 27 tane şut çekmiş. Zaten bu Adana Demir takımı özellikle Belhanda ve Gökhan İnlerle birlikte ceza sahasından çok fazla şut çekiyor. Gökhan İnlerin de öyle golü var. Belhanda'nın da golü var zaten öyle. Zaten gördük. Kanatları ne kadar etkili kullandığını zaten biliyorsunuz. Akintola ve Zuba. Pardon ne zubası. kuru ileride de zaten muhtemelen ideali ne zuba oynayacak. Son maçta Fenerbahçe maçında doğrudan oynadı. Fenerbahçe maçında da gerçekten inanılmaz oynadı. Ve şunu düşünüyorum. Bu sezonun en zor deplasmanlardan bir tanesi Banko Antalya ve Adana Demir. Çok net bir şekilde görmek mümkün. Dört büyükleri geçtim zaten. Şimdi ben burada Adana Demir neyine giderim? İki tane golüne giderim. İdealden ev sahibi bir buçuk üstü oranı neymiş arkadaşlar? Gayet ideal 1.42 gibi oranı var. Adana Demir'in atacağı iki gol burada değerlendirme altına alınabilir. Aldık mı aldık. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımda 1 ve 2.5 üst bekliyorum. 1.81'de bunun oranı var. Normalde handikaba, handikaba gidecektim. Fakat Ünaniye'de bu maçta gol atabilir. Yani tek farklı bir Adana Demir galibiyeti çıkabilir. 3-1 beklenti var da ben belki 2-1'den korkuyorum. O yüzden maç sonu 1 ve 2.5 üstü 1.81'den önerebilirim. Handikaba gitmedim. Yemedi. Alanya İstanbul. Geçtim bu Alanya İstanbul maçını. Statta olacağım. Aynı şekilde izleyeceğim bu mücadeleyi. İstanbul daha bu maça kadar gol attı mı atamadı. Son maçında kaçırdığı pozisyonlara bakın. İbrahim Yılmaz. Ya bu adam bu sezondan önce çok gol pozisyonu kaçırıyordu. Kazmaydı. Geçen sezon zaten bileği düzeldi. Ayağı düzeldi bu adamın. Ayağı yoktu. Ayak ameliyatı mı oldu? Ayak, ayak eklendi bu mücadeleyi. Son, son e, PTT'de TFF mi? Birincilik mi? ligin adını unuttum. Arabanın içi de sıcak. Devam ediyoruz. İstanbul'un burada atacağı bir gole girdim. Adam biraz biraz İbrahim İlmaz biraz daha kazmalık tutmuş bu adamı. Fakat biraz daha toparlandı İstanbul Spor. Yani son maçta 4 tane net gol... Son maçta 4 tane net gol pozisyonu yedi. Hücumda etkili bir takım olmaya başladı. Ve yapmadığı transferlerine pişmanlığını çekiyor. 3 maçta aşağı düşecek gibi Alanya'da kapalı kapalı savunmaları açmakta zorlanıyor. Bu mücadelede ben İstanbul'un atacağı bir golü aldım. Onun da oranı 1.40 mi oranı vardı. Aynen İstanbul'dan bir gol bekliyorum. Adana'nın Alanya'nın artık bu maçta gol yemesini de bekliyorum. Zaten yem takım fakat İstanbul'un ilk golünü de Alanya'ya atmasını bekliyorum. İstanbul'un bir golü 1.40 arkadaşlar. Geçtim. Sporting'de Chavez mücadelesi. Bu maçta güzel notlarım vardı. Aldım. Porta'ya 3-0 yenildi bu takım. 3-0 yenildi fakat ilk yarısını izlediğiniz zaman da siz izlemişsinizdir. İzleyenler mutlaka vardı. İlk yarıda kontrol ataklarla birlikte Porto etkili ataklarla gelen bir Sporting Lisbon takımı vardı. Şimdi maç sonrası teknik direktör Amorim'in şöyle açıklamaları vardı. Yönetime kaydı yani bu adam yönetime. Nasıl kaydı? Tabata'yı satmaya onay verdim. Fakat niye onay verdim dedi ben. Nunez'i satılmaması için verdim. Gittiler Nunez'i de sattılar. Adamın elini güçsüzleştirdiler. Sporting bu sebepten dolayı burada elinden 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 gelen en iyisini yapıp hatta şöyle haberler de var. Yönetim teknik direktör Amorim'in elini güçlendirmek adına veya moralini düzeltmek adına diyeyim transfer arayışına hız verdi. Braga'dan Panadan ve bir tane daha oyuncu bir tane daha takımdan orta saha araçlarına geçmiş. Hatta temaslarda da bulunmuşlar. Sporting takımı burada ilk yerden galibiyetini alacağım 1.42'de. Onun oranı var. Sporting'e moral lazım. İlk yerden fişi çekmeye çalışır. Porto maçı oluyor. Çünkü ilk yerde çok baskın bir ve etkili bir Sporting dizimi vardı. İlk yarı 1 aldım ve videoyu bitiriyorum. Sizlere bir kombine çıkarmadım. 11 mücadele. Değerlendireceklere bol şanslar. Yoldan geçenler bana bakıyor diyerek videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.